Eğer uzay maceralarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Merhabalar sevgili arkadaşlar, Galaksi Seyahatname'ye hoş geldiniz. Bugün sizle normalde oynadığımız oyunlardan inanılmaz derecede farklı, bambaşka bir şeyle imtihan edeceğim. Kendimi de imtihan edeceğim. Gerçekten inanılmaz bir şey sevgili arkadaşlar. Space Engine. Oynuyoruz mu diyeyim, inceliyoruz mu diyeyim. Tam olarak bir oyun sayılmaz, tam olarak bir program sayılmaz. Hani çok keyif alabileceğiniz bir şey, özellikle uzayla merakınız varsa inanılmaz keyif alabileceğiniz bir şey. En önemlisi gerçek. Yani bir bilim kurgu filmi değil. Mesela şu anda bu sahnede gördüğünüz, şurada gördüğünüz şu sahne bir bilim kurgu filmi ya da hayali yaratılmış, böyle hani güzel görünsün diye tasarlanmış bir şey değil. Bu gerçek. Yani şu anda galaksimizde var olan bir yer. Bizim bilinen galaksimizi birebir olarak bilindiği şeklinde gezmemizi sağlayan bir program Space Engine. Ve şu anda bilinen galaksimizin bilinen bir noktasındayız. Büyük kırmızı bir güneşteyiz sevgili arkadaşlar. Bir kod numarası var. RS00001578 falan filan diye. 2 milyon yıl yaşındaymış. Pardon, 2864-10^6 yaşında. Değişik bir şey. Her neyse, devasa bir güneş ve artık patlamış mı ne olmuş tam olarak biz de bilmiyoruz bu konuyu. Şöyle gidelim bakalım onun yanına. Yani gördüğünüz gibi muhteşem, bomboş uzayda devasa bir güneş. Yani bu güneş bizim galaksimizde var sevgili arkadaşlar. Bu inanılmaz bir keyif veriyor. Şöyle ki Earth yazıyorum mesela. Earth. Go to. Ve dünyamıza geliyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim dünyamız. Şimdi böyle bir yazılım, böyle bir program kullanınca şunu anlıyoruz ki evrende ne kadar yalnızız. Ne kadar yani. İnanılmaz derecede yalnızız. İnanılmaz derecede yalnızız. Sağ tıklıyorum. Land on object. Gökyüzüne bakabiliyoruz. Şu anda dünyanın yüzeyinde gibi bir şeyiz. Ama karanlık tarafına indim manyak olduğum için. Şimdi burada ilgimizi çekebilecek sevgili arkadaşlar bir liste var. Bunu gezen arkadaşlar hazırlamışlar. Bu listeden birkaç yere götüreceğim sizi. Yani evrenimizin, galaksimizin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu öğreneceksiniz. Örneğin Extremely Big Moon, bakalım neredeymiş. Devasa bir ay sevgili arkadaşlar. Muhtemelen şu gezegen görüyorsunuz. Bu da o gezegenin ayı. Muhtemelen bizim dünyamızdan çok daha büyük bir ay. Ciddi anlamda büyük bir ay sevgili arkadaşlar. Muhteşem. Şöyle gidelim. Go to object diyorum. Yani evrenimizde böyle bir şey olması, galaksimizde böyle bir şey olması gerçekten inanılmaz ya. İnanılmaz yani. Sıradakine gidiyorum. Red Giant, sana görmüştük zaten. Red Giant Planet. Go to. Gördüğünüz gibi devasa bir gezegen. Bir sürü ay var etrafında. Muhteşem. Mesela şu aydan nasıl görünüyordur bu gezegen veya aydınlık tarafına bakan bir gezegen bulalım. Go to object diyelim. Bak, tam olarak oluşumu tamamlamamış bir ay. Baksanıza abi. Baksanıza yani. Devasa. Bu neymiş? Evaporating Planets. Bakalım.
İlginç. Yani mavi ay dedikleri işte. Muhteşem ya. Muhteşem görünüyor sevgili arkadaşım. Burası ne ya? Koltu diyelim. İşte galaksimiz. Evet. Bu da sevgili arkadaşlar bizim galaksimiz sanırım. Devam ediyorum. Moltenberg. Galaxy Rising. Go to. İşte. Bir güneşten midir artık? Nereden? Aydan mıdır? Ne? Galaksimizin efendim görünüşü. Devasa görünüyor. Black Hole görmek istediğiniz var mı? Kara delik. Bu bir kara delik sevgili arkadaşlar. İlginç. Soyet'in Nötron Star var. Star of Planet. Moon on Conquest. Destroyed Moon. Parçalanmış bir ay. Etrafa saçılmış. Dying Planet, Bright Star in the Sky, Flaming World, Asteroid Belt. Bakın az bir Asteroid Belt'e gidelim. Bakalım o EVE Online'da gördüğümüz Asteroid Belt mevzusu galakside nasıl görünüyor? Götürmedi ama Asteroid Belt go to. Bu mu Asteroid Belt? Tam olarak bir şey göremedik. Chaotic System, Moons Inside the Rings, Terra with Life in the Five Stars. Pardon. Şu telefonumu yine bir sessize almayı unutmuşum bir yayın esnasında. Terra with Life, Go to. One Terra. Mükemmel ya. Mükemmel. Extremely close approach neymiş? Aynısı. Şöyle hızımızı iyice arttırayım. Mükemmel. Yani galaksimizde neler var neler. Desert with beautiful rings. İşte. Cool Desert adında bir klas. Şöyle o halkalara girelim bakalım mesela ne varmış. Girebiliyor muymuşuz? Ben de sizle beraber öğreneyim. Baksana yani şurada sevgili arkadaşlar birazcık daha yaklaşayım. Milyonlarca, milyarlarca belki daha da fazla milyar üstü milyarlarca gibi asteroid bu gezegenin çevresinde dönüyor sevgili arkadaşlar. Örneğin Satürn'e gidelim. Bizim dünyamızın olduğu bölgeleri gezelim. Enter'a basmayacakmışız. Satürn sol aynen bu. Go to. Bizim Satürn'ümüz. Bakın şimdi. Burası karanlık tarafı. Yani şuna bakın ya. Arkadaşlar bu bilim kurgu filmi falan değil yani. Yani böyle bir devasa bir otoban
Gör, yani düşünebiliyor musunuz ya? Mükemmel bir şey ya. Mükemmel bir şey. Tek kelimeyle mükemmel. Şimdi bizim güneş sistemimizi gezdireyim birazcık size. Örneğin Merkür. Bu ne ya? Merkür'e. Ah. Saatlik yok mu Merkür? Hızlanacağım lan. Kendim gideceğim Merkür'e arası satayım. Oyla. Gördüğünüz gibi Merkür'ü yakalayamıyorum, o kadar hızlıyım. Şimdi sağ tıklayıp go to diyeyim. İşte Merkür'ü. Güneş sistemimizde bizim gökyüzüne baktığımız zaman gördüğümüz bir gezegen. Mars. Go to. İşte o ünlü Mars sevgili arkadaşlar. Mars'tan şöyle dünyamız nasıl görünüyormuş, şöyle bir bakalım mesela. Şöyle bakın. Şu nokta dünyamız sevgili arkadaşlar. Mars'tan görünüşü, Mars'a uzaklığı. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Güneş sistemimize birazcık baktıktan sonra şöyle ilginç başka bir şeyler var mı, ona bakalım. Five moons above the volcano demiş. Go to diyorum. Vay, bir gezegenden 5 ay sevgili arkadaşlar. 5 tane ay var. 1, 2, 3, 4, 5. Mükemmel. Bir su gezegeni herhalde burası da. Ya şöyle bir şey var ya. Hani hep Mass Effect tarzı böyle oyunlarda görürüz ya. Beautiful Giant demiş. Bakalım. Dev bir gezegen. Yine halkaları var. Şöyle gezinelim bakalım uyduları arasında. Şu uydusunu merak ediyorum örneğin. Bu uydusu mu acaba? Go to diyorum. Aynen. Uydusu. Yine o gök taşı resitali. Mükemmel görünüyor gezegen yalnız. Mükemmel görünüyor yani. Moonless Earth Twin. Dünyanın ikizi. Böyle bir gezegen var ya. Var mı böyle bir gezegen yani? Giant Aura. Mükemmel. Şuraya gidelim. Gök taşı gibi bir şey bu ya. Şu kalabalığa girelim bakalım. Bir güneşler silsilesi gibi bir şey bu kalabalık. Baksanıza, inanılmaz görünüyor. Yani sevgili arkadaşlar, anlayacağınız şu ki mükemmel, mükemmel bir uygulama. Eğer astronomiyle alakanız varsa, ki bugün bir kanalımızın takipçilerinden biriyle görüştüm. Astronomiye alakası
olduğunu söyledi, astronomiyi çok sevdiğini söyledi. O zaman dedim hani tabii ki ben sana yapıyorum bu. Yani sana özel bir video yapacağım demiştim kendisine. Kendisine söylemiştim. Serdar İlban, buradan kendisine selam gönderiyorum Serdar. Umarım bu videoyu izlersin ve bu programı muhakkak indirirsin. Çünkü çok hoşuna gideceğine inanıyorum. Ve sevgili arkadaşlar, şöyle ilginç Molten World var. Bakalım neymiş? İşte Molten World. Eriyor sevgili arkadaşlar. Komple lavlardan mı oluşuyor artık nedir? Tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Ücretsiz bir uygulama Space Engine. Yine de bağışlarla yürütülen bir aktivite. İnsanlar bağış yapıyorlar ve bu bağışlar sayesinde ilerliyor bu proje. Siz de uzayda gezeyim, güneş sistemimizi tanıyayım, gezegenleri gezeyim, işte birazcık keşif yapayım ve bu keşif aktivitelerini gerçek bizim galaksimizde yapayım diyorsanız Elite Dangerous'tan sonra en önemli kaynaklardan biri Elite Dangerous'ta biliyorsunuz bizim galaksimizi konu alıyor. Çok tavsiye ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.